Selam, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi birazcık örgü videolarını seriye bağladım, hazırlıyorum. Örgü örerken sürekli gün içerisinde oturmak zorunda kalıyorum. O yüzden yeme olayımı birazcık değiştireceğim. Böyle 1-2 gün smoothie'lerle günü geçirmeye çalışacağım. Sabah güzel kahvaltı edip öğlenleri smoothie ya da akşamları smoothie şeklinde, yani içecek şeklinde ayarlamayı düşünüyorum. Mesela şimdi yapacağım, şu anda yapacağım tarifi sabah kahvaltı yerine ya da öğlen yemeği yerine tüketebilirsiniz. Çok rahat tüketebilirsiniz, öyle söyleyeyim. Şimdi bunun için ne kullanacağım? Şok markette buldum. En uygunu orasıydı açıkçası. Bir dilim ananas kullanacağım. Şu elmanın yarısını kullanacağım. Çünkü bu büyük bir elma. Bakın şöyle avucuma sığıyor. Kocaman bir elma. Bunun yarısını kullanacağım. Biraz tarçın. Biraz Türk kahvesi. Ve biraz çiğ badem. Yulaf ve süt kullanacağım. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Öncelikle ananasımı bir temizlemek istiyorum. Şöyle şuradan bir kafadan. Kesmeyen bıçağı almışım. Tebrik ediyorum kendimi. Bunu bir saklama kabıda çıkarayım bir yandan. Şöyle kafadan keselim. Çok güzel. Birazcık daha alacağım. Evet. Bunları sonra tabii ben gene ayıklayacağım. Bunu ayrı bir yere koyayım. Sonra şu yanlardan keseceğim. Hatta bu ananas kabuklarıyla da çok güzel çay yapıyorlar. Belki onu da sizlerle paylaşabilirim. Yalnız şansıma inanılmaz güzel bir ananas denk gelmiş. Haberim yok. Kenara alıyorum bunları. Bu şekilde ananasımızı güzelce bir temizleyelim. Kokusuna bayılıyorum ya. Vallahi özendirmek gibi olmasın. Hani 8 liraydı aldığım yerde. Ben çok seviyorum bu ananas. Şöyle şu bir dilim. Çok mu oldu? Bence olmadı. Altını da daha sonra halledeceğim. Videodan sonra. Bir dilim ananasımı hazırlıyorum. Şu kabuklarımı da şuradan temizleyeyim. Dediğim gibi ben böyle çok kaçırdığımda ya da mesela yoğun bir örgü temposuna başladığımda öğünlerimi, ara öğünlerimi bu şekilde smoothie'lerle değiştiriyorum arkadaşlar. Yalnız bu kullanacağım ürünlerin içerisindeki herhangi bir şeye alerjiniz, bir sıkıntınız varsa önermiyorum. Hani tansiyon hastaları veya şeker hastaları olabiliyor. Her şeyi yiyemiyorlar. Onlar için bir şey diyemem. Ben uzman değilim. Ben bana iyi hissettiren şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Mesela bu yapmış olduğum, yani çok rahatsız edici, anti alerjen içeren hiçbir şey yok. Badem, yulaf ve süt muhtemelen herkesin kullanabileceği bir ürün. Neyse. Şimdi ben ananasın ortasındaki sert kısmı da çıkaracağım. Şu kenarındaki siyahlıkları iyice temizleyeyim. Bu arada çok acıktım. Sabah güzel protein ağırlıklı kahvaltı ettim. Şu ortadaki siyah kısmı aslında çıkarmasam da olur. Cihazım bunu ayıklayabilecek potansiyelde diye düşünüyorum. Şöyle bir dilim. Şurası çok sert olan kısmı yalnız. Şurayı alabilirim. Evet. Duşunu ağzıma atayım da. Şimdi ananaslarımı dilimledim. Ben bundan kocaman bir şey yapacağım. Şimdi elmalarımı önceden ben sirkeli suda yıkıyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. O yüzden bu elmamın yarısını. Herhangi bir elma olur. O, bu, şu diye söylemeyeceğim. Yeşil, kırmızı, sarı. Evde ne varsa. Çünkü ben öyle yapıyorum. Hani evde
olan ananasımı yapıyorum. Evde olan ananasımı dedim değil mi? İnanılmaz kafam karışık bugünlerde. Şimdi elmalarımı koydum. Ananasımı koydum. Şimdi ne yapacağız? 6-7 tane çiğ badem. Çiğ badem yoksa evinizde fındık vardır. Fındık, çiğ badem. Bunlar koyabilirsiniz. Ben de öyle gidip marketlerden 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo almıyorum. Ne yapıyorum? 100 gram, 50 gram açık satılan yerlerden o şekilde alıp zaten bir insana günde 5-6 tane badem yetiyor. Onu söyleyeyim. Şöyle bende Türk kahvesi var. Nescafe de olur. Biraz Türk kahvesi koyuyorum. Türk kahvesinin ardından şöyle biraz parçanım var. Kahve metabolizmayı çalıştırıp hızlandırsın, enerji versin diye. Tarçında şeker dengeniz için çok ideal. Normalde mesela yulaf yaparız. Yulafa 3 veya 4 yemek kaşığı yulaf lapası koyarız. Ben şimdi buna 2 yemek kaşığı kadar 1-2 yulafımı da koydum arkadaşlar. Bunu da kapatıyorum. Bununla da işim bitti. Şimdi her şeyim hazır. Süt koyacağım. Sütü de bir su bardağı süt koyacağım. Çünkü büyük boy içeceğim. Başka ara öğün yapmayı düşünmüyorum. Saat zaten akşam yemeğine de yaklaştığı için bir büyük bir smoothie içelim. Bunu sabah uyandığımızda günlük yapmamız gereken ritüellerimizi gerçekleştiririz. Yani yüz yıkama, diş yıkama falan vesaire yapıp yanınıza İşe giderken alabileceğiniz harika bir tariftir. Şiddetle tavsiye ediyorum. Aslında ben çok seviyorum ve sevdiğim şeyleri herkesin de yapmasını istiyorum. Malzemeleri tekrar edelim. Ananas, elma, badem, tarçın, kahve, yulaf, süt. Bu kadar. Kullanacağımız ürünler bu kadar. Hem midenizi hoş tutar, hem mesela hafta sonu çok kaçırdıysanız çok kaçırmalara karşı inanılmaz birebir bir vücut temizleyicidir aynı zamanda. Şimdi cihazımı fişe takıyorum. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Görüntü bu şekilde. Şimdi bunu karıştıracağız. Bakalım yerleştirelim. Bu arada makinemi 55 liraya vakti zamanında şoktan almıştım. Biliyorsunuz Instagram'dan beni takip edenler bilirler daha çok. Ben çok eskiden buçuk kurabiye işiyle uğraşıyordum. Hani normalde çalışıyordum. Ek gelir olsun diye buçuk kurabiye de yapıyordum. O zaman kazandığım paracıklarımla Allah razı olsun benden kurabiye alan herkese çok selam olsun. Afiyet olsun. Kendim bunu 55 liraya bunu almıştım. İyi ki de almışım. Hadi şimdi smoothie'mizi karıştıralım. Sanırım bu kadar karıştırma yeterli. Şöyle bir kıvamına bakmak istiyorum. Sanki çok yoğun oldu. Şöyle var ya, inanılmaz güzel kokuyor. Oh. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Biraz su katacağım. Çünkü sütle birleştiği için çok yoğun bir yoğunluk oluştu. Şöyle su aldım. Bardakla biraz daha ilave edeceğim. Şöyle yarım bardak kadar su ilave ettim. Çünkü süt de yoğunluk veriyor. Ama direkt mama gibi sütle de sadece bu şekilde de içebilirsin. Ama ben ille biraz su katıyorum. Bu sütlü tarife.
Evet. Hadi şimdi bardağı dökelim artık. Elim ayağım titriyor. Hemen içmem gerekiyor. Çocuklara, bu arada çocuklara da bunu içirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Çocuğun kahveye, yulafa ya da süte alerjisi yoksa bunu afiyetle bebelerinize içirebilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Efsane. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Beni izlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu tarifi yapıp yorumlarınızı bekliyorum. Bayılacaksınız.